çocuklar. Geçtiğimiz hafta sizlerle birlikte yeryüzü şekillerini görmüştük. Hatta haritalarımızı, atlaslarımızı açıp çeşitli yerleri ülkemizde görüp gözlemlemiştik. Bulmaca oyunu oynamıştık. Şimdi bu hafta sizin ailenizle birlikte yapacağınız bir etkinlik planladım. Ben bazı hareketleri göstereceğim tabii ki tanım yaparken. Sizler de bunu ailenizle birlikte yaparsanız çok sevinirim. En az iki kişi olması gerekiyor. Ve bunu yaparken de sizler fotoğraf çekebilirseniz çok memnun olacağım. Şimdi hep birlikte hareketlere geçelim. Dağ ana yeryüzü şekillerimizden bir tanesi çocuklar. Dağı biz yeryüzü şekillerini canlandırırken bu şekilde kullanabiliriz. Sizler de tek başınıza bir dağ olduğunuzda bunu yapabilirsiniz. Ama eğer sıra dağ olacaksam benim yan yana dizilmem gerekecektir. Kollarımı şöyle açarak yanımdaki kişilerle birlikte sıra dağ olabilirim. Hatta şu şekilde ellerimi tutarak işte anne babanızın veya kardeşinizin elleriyle ellerinizi birleştirdiğinizde sıra dağ için çok güzel bir görüntü olacaktır. Şimdi ovala pilotalardan devam edelim. Ovalar bildiğiniz gibi alçak yeryüzü şekilleriydi. Alçak ve düzlük alanlar olarak karşımıza çıkabilirdi. Eğer kıyılarda ovaların varsa biz bunu fizik haritalarda yeşil renkte görüyorduk. Eğer iç kısımlarda ovalarımız varsa sarı tırak renklerde, turuncu renklerde bu ovalarımızı görebiliyorduk. Platolarsa yüksekte kalan geniş düzlüklerimdi ve çevresine göre derin vadilerce yayılmış olması bizim için önemliydi. Peki bunu etkinliğimize nasıl göstereceğiz? Ova için dedik ki alçak geniş düzlük, yani kollarımı açıyorum ve şöyle eğiliyorum. Platolarsa bunun tam tersi olacak. Yüksekte kalan düzlük olduğu için yine kollarım bu şekilde düz bir şekilde açık ama havada olacağım. Şimdi sıra vadiye geldi. Vadiler için demiştik ki bir yeryüzünü akarsularla aşındırarak resmen bu şekilde bir V formuna, V şekline gelmesiydi. Peki bunu nasıl göstereceğim? Kollarımı şu şekilde açacağım. Yan tarafımdaki kişiler de aynı şekilde açacağı için kolumun bu noktasında birleşim yerini oluşturacaklar ve iki kişi arasında resmen bir V harfi çıkacak. Şimdi burunla körfezi yapalım. Burun için demiştik ki karaların denize doğru uzanmasıydı. Yani şöyle tarif edersek, ben karayım, karşımda deniz varsa, şu şekilde gidersem ben burunu canlandırmış olurum. Ama körfez dediğimiz şey tam tersiydi. Denizin karanın içlere girmesi demekti. O zaman da burunun tam tersi olan şöyle geriye gidersem ben körfezi canlandırmış olurum. Dağ ol, sıra dağ ol, vadi ol, ova ol, plato ol, burun ol, körfez ol. Teşekkür ederim. Evet, öğretmen arkadaşlarına yani okuldaki öğrencilerimle birlikte etkinliği canlandırdık. Sizler de evinizde dediğim gibi kendi aile bireylerinizle yaparken fotoğraflarsanız çok sevinirim. Bir dahaki ödev videomuzda görüşmek üzere.